Kasımpaşa'nın kulübünü kutlamak lazım. Turgay Bey, Hilmi Bey'i ve tabii ki profesyonellerini. Bir, tesisleşmeyle başladılar. İki, istikrarlı kadro ve doğru scout ekibiyle yola devam ettiler üçüncü olarak. Sonra Kemal Özdeş Hoca doğru bir tercihti. Geçen yıldan devam etti ve Kasımpaşa öyle bir teknik direktör değişikliğine gitti ki hücumu iyi olan bir takıma savunmacı bir teknik adam değil, yine hücumcu bir teknik adam aldı. Tabii ki kaliteli kadroyu Mustafa Denizli'nin titri, zekası ve tecrübesi geriye düşseniz de hatta dramatik şekilde son Konya'da mağlup da olsanız 5 dakikada toparlayabilirsiniz. İşte teknik direktörlerin tecrübe farkı orada başlar. İyi giderken değil, kötü giderken ortaya çıkar. Evet. Bir anda hiçbir şey olmamış gibi maça çıkarsınız ve kaldığınız yerden devam edersiniz. Kasımpaşa Mustafa Denizli yerine Mourinho'yu getirse, daha savunmacı bir teknik adam getirse, tabii ki Mourinho çok kaliteli, çok büyük bir teknik direktör ama tarz olarak nasıl diyeyim size, mesela ten uyuşumu derler ya, takımın iskeleti Aykut Kocaman'ın Konya'sı mesela. Atiker Konya'da ben iddialı olacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş çıkacağını düşünüyorum. Teknik direktör değişikliği yaparken hep aynı tarz teknik adamlarla değişikliği. Bunun geriye döndüğünüz zaman birçok örneğini verebiliriz. Nedir? Devre arasında söyledim. Cooper. Inter'e gitti, bitirdi Inter'i. Tam tersinden gelip şunu söyleyebilir miyim hocam? Müsaade edersen. Aykut Kocaman koku. Evet. Yani kötü örnek olarak. Tabii. Kötü örnek olarak. Aykut Kocaman tarzı bir isim lazımdı. Ama Fenerbahçe'nin biraz geriye gittiğimiz zaman Carlos Pereira. Alberto Pereira'da şampiyon oldu ama böyle bir farklı bir kültür getirdi. Yavaş bir futbol kültürü getirdi. Onun taraftarı hiç sevemedi. Dönem Ersun Hoca'nın sezonu ve Christoph Daum'u biraz aşmaya çalıştı. Ama tekrar aynı kültüre dönüldü. Inter Mourinho gitti. Avrupa şampiyonu oldular. Evet. Savunma yapa yapa. Mesela oradan da ben Abdullah Avcı'ya da gideyim. 1-0'dan sonra küçük küçük eleştirilerimiz olduğu için genelde kamuoyunun gol yemezsen şampiyon olursun diyor. Doğru olabilir. 2 puan sistem olsa hemen bugünden 3 sene üst üste Başakşehir şampiyon olur diye imza atarım şuraya.